Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün tarihler 1 Haziran'ı gösteriyor. Tam 111 yıl önce bugün Türk Hava Kuvvetleri kurulmuştu. Mahmut Şevket Paşa'nın verdiği emirle kurulan Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk uçucu adaylarını Deniz Kuvvetleri'nden gelen subaylar oluşturuyordu. Yurt dışına gidecekler, pilot lisanslarını alacaklar ve o yıllarda satın alınan günümüze göre çok basit hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk uçakları olacaktı. Türk Hava Kuvvetleri kısa süre içerisinde Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı ile kendi gelişimini içinde tamamlamaya çalışıyordu. Sonrasında Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet döneminde İkinci Dünya Savaşı'nın o hararetli günlerini yaşayacak. Arkasından 1960'larda ve 70'lerde gerçekleştirilen Kıbrıs'a yapılan barış operasyonlarında asli görevi oynayacaktı. Bugün Türk Hava Kuvvetleri kullandığı mühimmatlar, eğitim standartlarıyla dünyanın en kuvvetli 10 hava kuvveti arasında yer alıyor. Ve geleceğe daha da umutla bakıyor. Çünkü önümüzde yerli ve milli açıdan tasarlanmış hava araçlarımız, mühimmatlarımızın envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri gücüne güç katmayı hedefliyor. Bugün Türk Hava Kuvvetleri tarihinin İlginç bir parçasını size anlatmaya çalışacağım. Sizi 1930'ların sonuna, 1940'ların ortasına götüreceğim. Ve bu fotoğrafın hikayesini anlatacağım. Görmüş olduğunuz fotoğraf 1946 yılında semalarımızda çekilmiş. İki Alman yapısı Falkhof 190A3 uçağı var. Kolunda da, yani askeri uçuşlarda bu formasyon uçuşlarına kol uçuşu olarak adlandırılıyor, İngiliz yapısı Spitfire Mach 5 B tipi bir uçak var. Daha bir yıl önce bu uçaklar Avrupa semalarında it dalaşı yaparken Türkiye'de bu uçaklar beraber uçuyordu. Sadece Alman veya İngiltere uçağı değil, bu uçakların yanında Fransız uçakları, Amerikan uçakları vardı. İşte o ilginç hikayenin detaylarını birlikte dinliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından daha birkaç yıl geçmişti ki 1930'ların başı ciddi bir ekonomik buhranın etkileriyle dünyayı gerçekten sallıyordu. Ve yavaş yavaş dünya, özellikle Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesi, o ekonomik kriz etkileri derken yavaş yavaş dünya büyük bir savaşa doğru adım atıyordu. Bu savaşa doğru gidiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından da detaylı olarak tespit edilmişti. Ve hızlı bir adım atılması gerekiyordu. Çünkü Türkiye coğrafi pozisyon olarak çok önemli bir yerdeydi. Ve Atatürk olabilecekleri aşağı yukarı tahmin etmişti. Bunun için 1930'ların ikinci yarısından sonra özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edilmesi için çok ciddi çabalar harcanmaya başlanmıştı. Burada Türkiye önemli bir denge politikası gütmekteydi. Elinde çok fazla para yoktu ama gerçekten sanayi için önemli madenler vardı. Bunların başında da krom geliyordu. Aynı şekilde pamuk üretiminde Türkiye önemli bir yere sahipti ve bazı tarım ürünleri açısından da dünyanın en önemli ihracatçıları arasında yer alıyordu. 1930'ların sonuna doğru gelirken önce İngiltere ile bir anlaşma yapıldı. 1938'de Atatürk hayata gözlerini kapamadan evvel İngiltere'den o dönem en modern savaş uçağı Spitfire'ların Mach 1 serisi için anlaşma yapıldı. Benzer bir anlaşma yakın özelliklere sahip yine İngilizlerin Hurricane savaş uçakları için de yapıldı. Türkiye bir taraftan da Fransa'nın desteğini devam ettirmek istiyordu. Çünkü 1920'li yıllardan itibaren özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin oluşturulmasında Fransa'dan alınan danışmanlık ve sonrasında satın alınan uçaklarında önemli bir yeri vardı. O yıllarda Fransızların en modern savaş uçağı olan Morin-Saulnier'in MS-406C1 serisinden 40 adet sipariş verildi. Ve bu uçaklar 1939'dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde başladığında hızla Avrupa'nın her tarafına doğru yayılmaya başladı. Bu sırada Almanların Ankara Büyükelçisi von Papen'di. Von Papen 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de görev yapmış eski bir Alman subaydı ve gerçekten Nazi Almanya'sında etkisi çok ağırdı ve Türkiye'ye de önemli bir atama gerçekleştirilmişti. Almanya'nın tarafına Türkiye'yi çekebilmek için von Papen çok ciddi bir baskı uyguluyordu Ankara'ya. Bunlardan birincisi Türkiye ve Almanya arasında yapılan silah anlaşmasıydı.
Bu anlaşmada von Papen'in girişimleriyle o yıllarda Alman Hava Kuvvetleri'nin en modern savaş uçaklarından biri olan Falkhof 190 serisinin A3 modelinin Türkiye'ye verilmesi üzerine 1941'de bir anlaşma yapıldı. Türkiye Falkhof 190 uçakları, Junker U-52 askeri nakliye uçakları ki bu uçaklar daha sonra Türk Hava Yolları'nın bir üst şirketi olan Devlet Hava Yolları'na verilecekti. Bu uçakları ve bazı askeri ekipmanları içeren anlaşmayı 1941 yılında Almanya ile gerçekleştirdi. Burada Türkiye çok önemli bir denge politikası izliyordu. Özellikle İngiltere, Fransa, Almanya ile ilişkilerin çok dengeli olması hedeflenmişti. Çünkü Hitler orduları Yunanistan'a kadar gelmiş. Diğer taraftan özellikle Mısır'da bu 1940'ların ilk dönemi için konuşmak istiyorum. Özellikle Kuzey Afrika'da çok büyük bir savaş yapıyordu. Daha sonra da Almanya güçlerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne doğru doğrultacak ve Moskova'ya doğru ilerlemeye başlayacaktı. Gerçekten Türkiye'nin etrafı ateşten bir çember haline gelmiş olacaktı. Bu dönem içerisinde Türkiye fırsatları takip etmeye çalıştı ve çoğunlukla daha savaşın ikinci nesil, biraz daha performanslı yüksek Spitfire Mach 5B gibi uçakları teslim almaya başladı. Tabii ki çok fazla ülkeden gelen uçak, farklı tipler zaman zaman lojistik açıdan da Türk Hava Kuvvetleri'ni zor durumda bırakmaya başlamıştı. Özellikle Alman veya o dönem içerisinde Almanya işgalinde bulunan Fransa'dan yedek parça gelmediği için uçakların ömrü de oldukça kısalmıştı. O yıllar içerisinde uçaklar çok uzun dönem hizmet verecek şekilde tasarlanmıyordu. Ömürleri çok daha kısaydı çünkü bir sonraki modelde motor gücü arttırılıyor, silah gücü arttırılıyor ve uçaklar o ilk tasarlandıkları hallerden başka durumlara doğru geçiyordu. Fakat Türkiye denge politikasıyla bu uçakların işleyişini elinden geldiğince tutmaya çalışıyor ve gücünü kaybetmemeye çalışıyordu. Çünkü o yıllarda olduğu gibi bu yıllarda da aynı şey geçerli. Hava gücü bir ülkenin caydırıcılığı için çok önemli bir faktöre sahipti. Tekrar 1946 yılına doğru dönüş yaparsak, İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde halen Alman imalatı Falkhof 190 A3 uçakları varken kolunda Spitfire Mach 5B'ler ki bu uçaklar Orta Doğu'da görev yapmak üzere tasarlanmıştı. Pervanenin altında gelen kum zerreciklerinin motora ve sistemlere zarar verilmemesi için bir filtre yer almaktaydı. Ve Türkiye'de semalarda daha bir yıl önce dogfight it dalaşı yapan bu uçaklar birlikte kol düzeninde uçuyorlardı. Yani o dönemlerde farklı kaynaklardan hava kuvvetleri oluşturulmuştu. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1950'lerin başına kadar olan dönemde savaş sonrasında artık işe yaramaz hale gelmiş, kapasite fazlası çok fazla uçak vardı ve bunu Amerika başta Marshall yardımları olmak üzere farklı ülkelere bedava verilecekti. Tabii ki kısa vadede bu Türk Hava Kuvvetleri'nin çok güçlenmesine katkı sağlasa da o yıllarda biraz kısa bir öngörü nedeniyle Türkiye'deki uçak fabrikalarının yerine bedava gelen bu uçaklar tercih edilmeye başlanmıştı. Ama burada da şu parantezi açmamızda fayda var. Bu fabrikalarla ilgili çalışmaların çoğu 1930'ların ikinci yarısına planlanmıştı. Ama 2. Dünya Savaşı'nın o gelip geçtiği o 1939 ile 45 arasındaki dönemde havacılık o kadar ilerlemişti ki bu fabrikaların teknolojileri daha sonra üretilecek uçaklar için yetersiz kalmıştı. Örneğin ana malzeme ahşapken çok kuvvetli ve çok hafif metallere doğru bir dönüş yaşanmaya başlanmıştı. Türk Hava Kuvvetleri 1952'den sonra kısa süre içerisinde filoları tamamen Amerikan yapısı jet savaş uçaklarından oluşan bir kuvvet haline geldi. Bu durum aradan çok uzun yıllar geçse de, 70 yıl geçse de Türk Hava Kuvvetleri'ne devam ediyor. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü F-16 uçakları oluşturuyor. F-35 programından çıkartıldıktan sonra F-16'ların yeni nesli blok 70'ler için Türkiye'nin bir talebi buluyor. Malum yaşadığımız sıkıntılar ve ambargolar sonrasında aklımıza ne zaman Türk yapısı uçaklar Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak sorusu geliyor. Bugün Hürkuş için adımlar devam ediyor. Yakın bir gelecekte Hürjet Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir boşluğu dolduracak bir aday olacak
Ve en önemli konuda her zaman konuştuğumuz gibi Türk Havacılığın Kurtuluş Savaşı olan Milli Muharip Uçak Projesi olacak. Bunlarla atılacak adımlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri daha milli bir yapıya dönmüş olacak. Bu ara dönemlerde yaşanan ambargolar veya aksaklıklarla benim aklıma gelen en önemli sorulardan bir tanesi. Acaba Türkiye 1940'larda yaptığı gibi hava kuvvetlerinde sadece Amerika veya başka bir ülkeye tek kaynaktan bağlı olmak yerine farklı tipteki farklı ülke yapısı uçakları envanterinde kullanabilir miydi sorusu geliyor. Tabii ki bu sorunun cevabı eğitim, lojistik, yedek parça, bakım açısından ciddi bir problem. Ama masaya oturduğunuz zaman elinizde alternatif bir güç oluşturuyor. Bir taraf bir uçak, bir mühimmatı veya bir uçağın çok ölümcül bir sistemini vermediği zaman siz karşıya giderek bunun pazarlığını yapabiliyorsunuz veya tabiri caizse iki tarafı birbirine kırdırıp daha iyi rekabetçi koşullarda bir şeyler alabiliyorsunuz. Acaba bu yapılsa mıydı? Böyle bir planlama nasıl olurdu? Benim en merak ettiğim konulardan biri. Ama sonuçta önümüzde kristal bir küre yok. Bazı gelişmeleri çok hızlı bir şekilde öngörebilmek mümkün değil. Örneklerden bir tanesi de hep olumsuz örnekleri veriyoruz ama F-35 bir başka örnekte örneğin şu an İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyelik için Türkiye'nin onaylarını beklemesi. Gün geliyor mecbur kalıp başka bir ülkeyle ilgili kararlarınızı değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu hem İsveç için geçerli örnek olarak Saab veya diğer taraftan Türkiye için de hangi pazarlıklarda ne olacak bunların sonuçlarını merakla bekliyoruz. Ben Türk Hava Kuvvetleri'nin ilginç tarihinden bir noktayı sizin için projeksiyonumu tutarak anlatmaya çalıştım. 1946'da bir tarafta Alman bir tarafta İngiliz uçakları kolda, kuyruklarında Türk bayrağı, kanatlarında o dönem Kare Force yani ülkelerin kullandığı millet işaretleriyle uçabiliyordu. Bu gelecekte olur mu? Tabii ki herkesin ve benim de en büyük isteğim Türk Hava Kuvvetleri'nin sadece yerli milli teknolojiye sahip uçaklara sahip olması ama tabii bunu yapabilmek çok da kolay değil. Teknoloji ve çok ciddi para gerektiriyor. Ama gözüken o ki bazen kaynakları farklı farklı yerlere aktarmak gerekebiliyor. Havacılık haberleri, savunma haberleri tolgaozbek.com'da bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum yazın veya bize info@tolgaozbek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu arada abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, eğer imkanınız varsa katıl tuşuyla da destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.